Selamun aleyküm değerli dostlar. Herkesin dua sonra kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir dua videosuyla inşallah beraberiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bizler 3 aylara inşallah girdik ve şu anda Recep ayının en başlarındayız. Ve inşallah da bu akşam Regaib gecesini eda etmeye çalışacağız. Regaib gecesi diğer önemli geceler gibi, kandiller gibi büyük lütufların ve büyük sevapların olduğu önemli gecelerden bir tanesi. Bizler inşallah elimizdeki bu imkanları değerlendirmeye çalışacağız ve olması gerektiği gibi Regaib gecesinde en güzel bir şekilde değerlendirmeye inşallah çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bu videomuzdan inşallah bir dua okuyacağız ve bu duayı hep beraber amin diyeceğiz ve inşallah bu geceyi de en güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim, bu mübarek Regaib gecesinde senin rızanı kazanmayı umarak huzuruna geldik. Boynumuzu büktük, ellerimizi açtık. Dualarımızı kabul eyle. Bizi kapından boş geri çevirme. Ey Yüce Allah'ım, Kur'an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an'ı okumayı, anlamayı ve Kur'an'a uygun gereği gibi yaşamayı bizlere nasip eyle. En büyük Allah'ım, yaptığımız hatalara, günahlara çok pişman olduk. Günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Bizleri bağışla. Ya Rabbi, bizi doğru yol üzerine sürekli eyle. Şeytanın bizi saptırmasına izin verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır. Sevginle kalplerimizi doldur. Rahmetini bizden esirgeme ya Rabbim. Bazı yüzlerin ağarıp bazılarının kararacağı o günde sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altında toplanan mutlu ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle. Ey Mevlamız, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden ise alırsın. Hayır senin elinde, sen her şeye kadirsin. Sen en kudretlisin. Bizlerin kalplerini doğru yola ilettikten sonra bir daha saptırma. Sen lütufkarsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizleri cehennem azabından koru. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştırmayı nasip et. Ey Rabbimiz, yurdumuzu, milletimizi ve bütün İslam diyarını her türlü afetlerden, belalardan, depremlerden, yangınlardan ve düşman saldırısından koru. Ülkemize kötü göze bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi bozma. Kalplerimizdeki her türlü aylık sebeplerini gider. Ülkemizi ve milletimizi, vatanımızı sonsuza kadar payidar eyle. Ya Rabbi, bizi ve tüm neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Bizi bu hayatta Müslüman olarak yaşat, bizi İslam'dan ayırma. Bizleri Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. İslam nurunu söndürmek isteyenlere Rabbim sen fırsat verme. Hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı da batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere ve neslimize nasip eyle. Bu gece okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden, zikirlerden, tesbihlerden, salavatlardan elde edilen sevabı, peygamberlerin ilki olan Hazreti Adem ile sonuncusu olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ve her ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarını hediye eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbim. Sevgili peygamberimizin ailenin, ezvacının, ashabının ve etbaanın ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle. Evliyanın, asfiyanın, alimlerimizin ve ahirete imanla gitmiş müminlerin ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbim. El açarak amin diyen buradaki bizleri izleyen kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen onları kabul eyle ya Rabbim. Şu mübarek Regaib gecesinde bu videoyu izleyerek ellerini açan mümin ve mümine kardeşlerimizin,
Ahirete göç eden anne, baba, eş ve çocuklarına da ruhlarına bağışlıyoruz. Onları da haberdar eyle. Allah'ım, gönderdiğin Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an hürmetine, bütün sevdiklerinin hürmetine, en sevgilin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine dualarımızı, ettiğimiz dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur. 3 ayları bizler için yeniden dirilişe vesile eyle. Bizlerin gerçek bir Müslüman olabilmesi için bizlere yardım eyle. Son nefeste hepimize iman ve Kur'an selametiyle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelime-i şehadetini getirmeyi nasip eyle. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Rabbimiz, bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri, bütün inananları cehennem azabından koru. Onları cennetine koy Rabbim. Yapmış olduğumuz tüm duaları Kabe'de, Arafat'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olan dualardan eyle. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Müselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet değerli dostlar, inşallah bu şekilde hep beraber Regaib gecesi duamızda yaptık arkadaşlar. Bu gece gerçekten değeri, ecri fazla olan bir gece. İnşallah bizler de Rabbimin bize nasip ettiği bu güzel, önemli gecelerde hakkıyla değerlendirmeye gayret gösterelim. Ve elimizden geldiği kadar bu geceleri boş geçirmeyelim. Mümkünse gündüzünde oruç tutalım ve gün içerisinde de varsa kaza namazlarımız, onları inşallah elimizden geldiği kadar kılmaya çalışalım. Ve bol bol tabii ki Kur'an-ı Kerim okuyalım. Çünkü biliyorsunuz bu aylarda okunan Kur'an-ı Kerim'in inşallah harf adınca verilen sevap daha da fazla. Ki 3 aylar biliyorsunuz yani insanların Allah rızasını kazanması için birer fırsat, Rabbimize vermiş olduğu bonuslar olarak bunları nitelendirebiliriz. İnşallah bizler de bu zamanları en güzel şekilde değerlendirelim. Bu zamanları en iyi şekilde değerlendirelim. Ve inşallah bugünden sonra da Rabbim rızasını kazanmış şekilde Ramazan'a ulaşalım arkadaşlar. Dediğim gibi bunlara dikkat edersek inşallah Allah'ın izniyle bu geceleri güzel bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Ve bunun sayesinde de inşallah gecenin sonunda belki de Rabbim rızasına nail olanlardan olmuş oluruz. Kur'an-ı Kerim dediğim gibi yani mümkünse elimizden geldiği kadar sayfalarca Kur'an'da okuyalım. Nafile namaz kılalım. Tabii en önemlisi dediğim gibi kaza namazın varsa, çünkü kaza namazı biliyorsunuz önemli, onları kılmamız gerekiyor. Onlar bize Allah'tan verilen birer görev. Onları o yüzden hiçbir şekilde kılmadan geçmemeliyiz. Yani inşallah bundan sonra da her bir vaktimizi zamanında olması gerektiği gibi kılmaya da gayret sarf edelim. Yine bugünlerde başkadan sadaka verebiliriz. Etrafımızda eğer varsa yardıma ihtiyacı olan onlara verip sevindirebiliriz. Çocuklarımıza mesela çocuklara çikolata dağıtabiliriz değil mi? Onlara ve lokma yaparız, dağıtırız. Yani bu tarz inşallah insanlara fayda sağlayacak amellerden de inşallah kendimizi eksik etmeyelim. Bu sayede inşallah Rabbim rızasını da kazanmış oluruz. Evet, bugün arkadaşlar Regaib gecesinde okunması gereken duayı inşallah hep beraber okuduk. İnşallah hepimiz buna amin dedik ve hepimizin inşallah Rabbim duasını kabul etsin diyelim. Bize destek için eğer videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olsanız ve bir de yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda videolarımızı Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube gibi yerlerde paylaşsanız inşallah başkaları bunlardan istifade edeceklerdir. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun.